Muhterem azizler, bugünkü cuma sohbetimiz roza dinin erkanı mavzusu aslında bo'ladi ve bunda rozaga taalluqli bo'lgan asosan fikhi meseleler bilen tanışamız, bilganlarimizga tekrar bo'ladi, bilmaganlarimiz ilmiga ega bo'lamiz inşallah. Azizler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Uzat sallallahu aleyhi ve sellem'nin ashab-ı kiramları, tabi'inler, tabi'a tabi'inler, yani selef salihlerimiz, Ramazan ayıga katta itibar birerdiler. Bu ay kelgeni de nihayette hursand bulardılar. Biz hem keçe gene Ramazan ayını sağınç bilen, hürmet ihtiram bilen, hursançilik bilen ve katta tayyargarlik bilen kütüb algan edik. Bugün ise mübarek ay yarmıdan otup 10 günlük mağfiret günleri, mağfiret keçeleri hem nihayesine yetip bari yaptı. Yani bir közümüzün açıp yumganimizce Ramazan biz bilen hayırlaşke yetib barıp kaladı. Hayırlaşe yatken buladı. Bu hakiki saadetke tola bolgan künlerimizni ganimet bileylik. Her bir saatimizni, her bir dakikamızni kadrige yeteylik. Roza ibadeti cennetteki reyyan eşiginin kalitidir. Cennetke kirişni ozu bir katta saadet. Mu'min men degen insanın abadi arzusu ana şu cennet boladı. Ama ana şu cennetke perverdigar alemnin alahıda itibariga sazavar bolgan. Mahsus tayargarlik kurulgan eşkten kirilip. Ve bu eşkinin namını Reyyan deb nomlanadi. Bu eşikten faqatgina rozadorlar, roza bo'lganlar kiradi. Bu haqida Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan bir hadis sharif vorid bo'ldi. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu rivoyat qildilar. Inna fil jannati baban. Albatta jannatda bir eşik bor. Yuqalu lahu Reyyan. Ve bu eşikni Reyyan deb ataladı. Yadkhulu minhu s-saimuna yawmal qiyamati la yadkhulu ma'ahum ahadun ghayruhum. Bu eşikdan kıyamet günü de faqatgina roza tutuvchilar kiradi. Ulardan başka hiç kim bu eşikdan kiralmaydi. Yuqalu ayna s-saimun. Ana shu paytda jannatning rayyon eshigi oldida rozadorlar qayerda degan nido bo'ladi. Rozadorlar qayerda, qani rozadorlar deb so'raladi. Fayadkhuluna minhu fa iza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Baz rozadorlar kirib bo'lganidan keyin, eng oxirgi rozador kirib bo'lganidan keyin bu rayyon eshigi yopiladi. Falam yadkhul minhu ahad va bundan keyin u eshikdan hech kim kirmaydi. Namoz o'quvchi ham, zakot beruvchi ham, ehson qiluvchi ham, sadaqat beruvchi ham, sabr qiluvchi ham bu eshikdan kirmaydi. Magar bu eşikdan faqat iymon bilan, ihtisob bilan, xolis qalb bilan, butun vujudi bilan roza tutgan mu'min musulmon banda kiradi xolos. Rozaning shart-sharoitlariga rioya qilib, o'zlarida taqvo sifatini paydo qilgan, avval qilib yurgan aybli nuqsonli ishlarini tark qilgan, rozadan ko'zlagan maqsadni hosil qilgan insonlar
Rabbimiz Subhanahu ve Taala'nın fazli keremi bilen ana şu eşkiden cennetke kirediler inşallah. Ama bunu aksi bu seçi Allah hasrasın. Roza tutsayu adamlarga azar verse, tili yalgandan u bohtandan u gıybetlerden tohtemese, azaları men kılingen narselerden tiyilmese, u insan rozanın ne feyzini tapadı, ne halavetini tapadı, ne sevabını tapadı Allah hasrasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Ebu Hureyre radıyallahu anhu bu hadisini rivayet kılıyaptılar. Men lem yada kavle zur vel amele bihi vel cehle feleyse lillahi hacetun fi en yada ta'amahu ve şerabahu. Kim yalgan güvahlik verse, unga amel kısa ve cehaletini koymasa, Allah Teala onu aç kalışıge hem, teşne kalışıge hem muhtaç emez dediler. Azlar, demek Ramazan ayıda roza sebepli yeyiş, içiş ve nefs hakşını terk kılgenimiz gibi başka azalarımız hem roza tutuşu, günahlardan tiyiliş gerek. Kozni rozası haramdan tiyiliş. Tilni rozası günah sözlerden, yalganlardan, gıybetlerden ve hakazalardan tiyiliş. Huddu şunday, başka azalarını hem günahdan ve özgelerge azar berişten tiyilişi lazım ve labut boladı. Ana şunda takvanın mahiyetige yetiladı. Rozanın semeresi korunadı. Bir ay devamıda muntazam takva yolunu tutgan insan elbette Ramazandan keyin hem ana şu takva yolu da devam etişge anca organıp kaladı. En kop afet malum ki biz insanlarını tilimiz sebebeden keledi. Yalgan gepiremiz, bilip bilmeyi gıybet kılamız, bekarçı geplerini gepiremiz, özümüz bilgen ya ki bilmegen halimizde zimmemizgi günahını yükleyimiz.